Arkadaşlar, Serajime'ye hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Beyond Earth'deki serimize. Yine şuradaki adama son bir bakayım. Burada dinleniyorduk değil mi? Daha iyileşiyoruz. Tamam. Ben de bir şey unuttum mu acaba diye düşünüyordum. Miyazma temizlenmiş Megan'da. Megan değil, Magan. Süpersin işçi. Sen şimdi buraya tarlanı yap. Sen de buraya tarla yapacaksın değil mi? Başka daha uygun bir şey yok burada. Ekstra yemek. Ben buraya bir karaya çıksam mı acaba? Yoksa... Tamam gel çıkalım karaya. Ana bu ne lan? Çitin. Karanlık olduğu için buralarda bir şey yokmuş gibi algılıyordum. Burada hem Floodstone varmış hem çitin varmış. Ya şu olmasa mesela şuralarda bir şehir kurulabilir aslında ya. Çok kötü değil yani. Ama hep tundra ya. Ya tundra ya da çöl. Ne kadar bu dandik bir yermiş burası ya. Tundra kötü, çöl de kötü. İkisi birbirinden beter zaten. Tundra ile çöl birleşir mi ya? Araya bir çayırlık, çimenlik bir şey koyaydınız birazcık. Hani şu kadarcık koymuşum. Bir şerit. O da tam değil. Burada tundra ile çöl bir araya gelmiş. Şurada zaten kanyon var. İşe yaramaz bir bölge. En güzel şehir yeri, ben bir şehir daha düşünüyorum da en güzel şehir neresi diye bakıyorum, neredeyse yok gibi bir şey yani. Belki şuralar olabilir. Yani şu çöle doğru gitmeden şu bölge, ama burası da Freeland'a aşırı yakın. Yani kanyon banyon da var bol bol. Bu arazi çok kötü ya buralarda. Mesela şunun yeri fena değil ama yine de o kadar da iyi değil. Mesela ben olsam ne yapardım bilmiyorum. Burası çok kötü değil. Evet. İyi. Yani şu iki meyveyi alabilecek şekilde belki birazcık kaydırmak da mümkün olurdu. Ama bu sefer de belki buralara ulaşamazdı. Diğer yandan buraları tam bilmiyoruz. Burada güzel yerler olabilir. Zaten şurası da gayet güzel görünüyor. Hem en azından çöl değil. Şuraya kurabiliriz gibi geliyor bana şehir. Bir şehir daha kurarsak. Ama sadece biraz uzak oluyor. Ne yapalım? Uzak olursa olsun. Burada 3 Floodstone. Burada 2. Bu 2. Burada bir 3. 2 Xenomass varmış. Tamam. Neyse. Tur yapalım. Devam edelim. Bakalım. Neler olacak? Sen buradan gel ya. Xenomass diyorum. Miyazma'ya girmeden evvel. Yalnız burada 2 tane alg varmış. Evet, aslında buraya hala şehir kurulabilir. Tabii bunu yıkmamız lazım. Şimdi ben buna ticaret yolu gönderiyorum ama bunlar bana bununla rakip olarak kendilerini düşünürlerse belki bunu yıkmamı isteyebilirler. Dur bakayım, gridleri açarsam 1 2 3 4. Şuraya şehir kurulabilir galiba. Evet, şu kareye. Yani şu mantarın hemen yanı. Deneriz bakalım. Olursa oraya şehir kurabiliriz. Ama buraya da bir kaşif yollayacağım. Hayır, şu bina bitsin de. You find value in the alien life. Ne demek istiyorsun ki? Anlamadım. Hayır, yani bir etkisi de olmayan bir şey. Ne yaptım ki alien life'da? Ha, bunu keşfediyorum diye mi acaba? Genetics, pardon, yok. Ekoloji, alien biology. Ama ben bunu daha henüz keşfetmedim. Ne bileyim ya. Bazı şeyleri henüz anlayabilmiş değilim yani. Neden bir şeyler oluyor falan. Tamam. Evet. Devam. Şu an bir şey yok ortada. Freeland bana doğru genişliyor. Hemen gelsin de... Geldi galiba. Evet, şehrimiz kuruldu. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun. Ben bunu yine Ayana göndereyim mi? Ayana 7 üretim gider bunun sayesinde. Aynı zamanda Ayana 3 de yemek gider. Ama bunun Magan'a hiçbir faydası yok. Kesinlikle Magan'a hiçbir faydası yok. Ben olsam normal şartlarda Farbase One'a da göndermek isterdim yani şuradaki istasyonu. Ama bence Ayan şu anda çok daha ihtiyaç durumunda. Evet, şimdi üretim. Şey diyeceğim.
şunu kapatsana bir. Yani şimdi farm alıp şöyle yapsam. Bir dakika ya. Tamam, böyle olmayacak o zaman. Saçmaladım ben. Neyse, önce farm alıp'ın yerine bir şey koyalım. Şey diyordum ben. Explorer yapalım. Keşif gönderelim güneye. Bak, choose production diyor. Çünkü daha önce... Ha tamam, ben niye ona bakmaya çalışıyordum ki? Trade depo... hani 7 üretim geliyordu? Nerede bu 7 üretim? Evet, hani nerede? Ne bu arada... Sağlık sekmesi açılmıyor, neyse. Ona bir bakacağım. Daha çözemedik daha oradaki sıkıntıyı. O zaman ticaret şeyisi gelsin. Deposu gelsin. Klinik ya da klinik yapalım. Bence klinik daha mantıklı olabilir, evet. Pharma Lab. Klinik, evet. En ucuzu çünkü şu anda klinik. Pharma Lab yapardım yoksa. Birazcık şeyden dolayı. Sağlıktan dolayı. Önce klinik yapalım, sonra bir trade depo yaparız. Ticaret deposu. Ondan sonra bakarız duruma. Ona göre bir şey yaparız. Bak, 3 kültür gelmiş oldu. Şehri kurduk ama kültürümüz de az değil yani. Kültür 17 olmuş ya. Aa evet evet. Bir 3 kültür... Pardon. 2 kültür binadan geliyor diyor ama... Nasıl yani ya? He, diğerleri de görevlerden. Aslında bence bunu bina kabul etseydi ya. Yani 3 geliyor çünkü oradan. Neyse. 3 de zaten kendi özelliğimiz. 6 kültür geliyor. Peki ne kadar 4 tur sonra bir tane gelecek? Bakayım. Asıl bunu merak ediyorum. Ne zaman bitiyor bu? Ha, bitmiş. Hadi bakalım ne getireceğiz. Ne getirecek bize? Haydi. Aa, harmoni geldi. Ama tam harmoni olmadık. Peki ne verdi? Aa, olmuşuz lan. Olmuşuz valla. O kadar mı? Lan harmonide seviye atladım durup dururken. İyi bari bunu marine yapalım. Hangi özellik? Saldırırken %15 mi? Yoksa dururken %5, pardon, 5 can artışı mı? Bence saldırırken %15. Şimdilik öyle. Bakalım ileride neler seçeriz. Ama harmoni ile ilk upgrade'imi sağladım. Vay be, harmoni 1 olduk ya. Bundan sonra iş şeyler, kaşiflerimiz miyazmadan etkilenmiyor abi. Ben bunlara gıcığım zaten. Şuradakini de alacağım. Orada bilim puanı da geldi tabii bunu keşfettiğimiz için. İyi bakalım. Tamam, güzel. Şimdi diğerine de bakalım. Diğeri iyileşiyordu. Yeterince iyileşmişse. Ah. Bu ne abi? Heh, şöyle yapmam lazım. Evet, yeterince iyileşmiş. Gel. Hemen başla. Kaç tur? 5 tur. Süper. Süper. Orada da bir alien bilmem nesi. Şimdi şeyler konuşacak benimle. Diyecek ki şunlar. Diyecek ki bizim topraklarımızın yakınından şey çalıyorsun. Eser çalıyorsun. Bundan hoşlanmadık diyecekler. Ben de se diyeceğim. Git işine. Aa. Yok ya. Bu da diyor ki yakınlarımıza şehir kurmuşsun. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Vallahi kusura bakma demeyeceğim. Çünkü bir şehir daha kurmayı planlıyorum. Neyse. Bunlarla aramız bozulacak zaten her türlü. Kusura bakma demedim yani. Anlayacağınız. Heh, bu askerimiz geldi. Hatta ben daha da ötesini yapayım. Ay, bir dakika. Heh. Şimdi buralardan almam gereken ne varsa alayım. En önemli yerleri, kareleri alayım. Diyecektim. Mesela şu uzak kalıyor. Bilmiyorum. Biraz dur bakayım. Şunu alırsam. Ay, burası çöl mü lan? Yine mi ya? Tüber. Tüber bir yemek... İki yemek veriyor. O zaman bu çöl bile olsa bir yemek, bir üretim, bir enerji var. Nasıl bir yemek, iki enerji? Bir dakika. İyice dağıldım. Bir yemek, bir enerji var. Normalde çölde bir şey yok, bir enerji var. Bir yemek nereden geliyor? Bir de çalıştırıldığı zaman mı artı iki daha getirecek? Burada öyle olmadı ama. Gerçi burası henüz çalışma durumuna gelmemiş.
İki tur daha var. Sen ne yap biliyor musun? Sen böyle gel. Şimdilik. Daha sonra şey yaparız seni. Bir yerlere göndeririz. Olabilir ya. Tamam. Şu biberi de alayım. Bak sınırda olduğu için burayı almak lazım. Aldım. Buraya kimse gidemez şu an için. Daha da başka. Burası da onlara uzak zaten. Şu ikisi önemli değil o kadar. Para harcamaya gerek yok. Şimdi sırada ne var? He, otomatik olarak burayı alacak bizimki. Pardon. He, bu ikisi aynı değerdeymiş şu anda. O yüzden şey yapmıyor. Bir şey diyeceğim. Evet. Sen kaç turun var? 2. Sen onu bırak ya. Valla gel böyle. Ulan nehir atladın değil mi? Neyse. Önemli değil. Önemli değil. Tamam. Tamam. Devam. What's ours is yours. For a price. Yok ya. Ha benden şey istiyorlar. Titanyum istiyorlar. Açık sınırlar. Benden açık sınır ve titanyum istiyorlar ama favor için. Favor dediği iyilik yani. Ben onlardan bir iyilik, pardon, onlara bir iyilik yapmış olacağım. Sen ne haber ya? Sen ne diyorsun ya? Titanyum. Titanyuma ihtiyacım yok. Sınırları açmaktan da çekinmem şu anda. Hatta karşılıklı açalım ama bu favor değil de sen bana ya enerji var ya da bilim puanı ver. Mesela bilim puanı versin. Aa bilim puanı yapamıyoruz. Bunu da yapamıyoruz. Toplam enerji alamıyoruz artık. Sadece tur başına alabiliriz. O. No can do. Peki 4 desem. Cannot He, favor yapayım yani iyilik yapayım ben sana. Ondan sonra sen sonra savaş aç bana. He. Tamam. Valla hiç alakam yok seninle. Sana gıcığım zaten. Keşfimiz geldi. Hemen bunu dediğim gibi güneye gönderiyorum. Burada keşfedilecek bir nokta var mıydı? Şurası var değil mi? Acaba onu görüp de öyle mi gitsek? Yok lan. Yok ya. Ben direkt gönderiyorum. Hatta denizden göndereyim. Yani nasıl gidiyorsan git daha doğrusu. Şurası baya bir uzaylı vardı. O yüzden o noktadan sonra denize inmek çok mantıklı zaten. Gittin mi? Neredesin oğlum? Nerede? Ha buraya gelmiş. Tamam. Bence burayı da hemen keşfedelim. Ama neyle? Askerle. Acelemiz yok. Bu işçi he, buraya geldi. Şimdi burada plantation'ını yapacak. Yapsın bakalım. Küber. Hadi bakalım. Kaşif. Kaşif tamam. Kaşif tamamsa şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Bakayım burada iki tane ticaret yolumuz var. 4 sağlık var. Nüfusumuz kaç? 7. Demek ki buraya 3 sağlık daha toplayabiliriz buraya. Zaten şu anda tavsiyelere bakılsa ya ultrasonic fence yapmamız mantıklı ya da Cyton Nursery denen bina. Bu bize ekstra bir sağlık bir de bilim puanı getirecek. Bir de daha sonrasında üretim getirecek görevden dolayı. Bu da aşağıda yazıyor gördüğünüz gibi. Peki ben diyorum ki olur. Launch Complex ne yapıyordu? He, fazla bir faydası yok. Vivarium ya da Vivarium da diyebiliriz. İki yemek getiriyor. Oo, Vivarium çok mantıklıymış ya. Şimdi fark ettim. Evet. Çünkü çöllerden bir yemek getirecek. O zaman Vivarium yapalım hemen. Aa! Anam! İyiymiş ya. Tamam, çöllerden çekinmiyoruz. Hemen buraya bir şehir kuruyoruz. Ama tundradan bir fayda sağlayamayabiliriz yine de ya. Tundra ne kadar tundra eğer tepe ise sıkıntı yok. Tundra düzlükse sıkıntı var. Yalnız burada tundra çok bir burada düzlük var. Ha, tepe ise zaten bir üretim veriyor. Düzlükse bir yemek veriyor. Ama çölde yemek de yok. Evet, çölde yemek de yok. Çok dandik. Neyse. Yani Vivarium onu birazcık telafi ediyor en azından.
Evet, 5 tur mu? Zaten miyazmadan etkilenmiyorsun. Takıl kafana göre. Hadi bakalım. Bu adamlara da zaten atarlandık. Adam dedi bizim topraklarımızın yakınlarından malzeme çıkarıyormuş. Ayıp oluyor mu? Dedi. Oha. Purity'ye gitmek isteyen adam Harmony'ye 2 adım gitti şu anda. Daha şimdi ooo maşallah. 5 yemek mi? Çölden 5 yemek elde ediyoruz arkadaşlar. Vaa. Uhaha. İnanılmaz bir şey bu. 5 yemek. Çok doğru bir hareket etmişiz yani buraya gelmekle. Şimdi bu teknoloji açtığımıza göre artık şey işçilerimiz de miyazmadan etkilenmiyor. Burada miyazma varmış. Neyse onu salla. En yakın nerede var çalışma yapabileceğimiz plantation? Yok mu ya bir şey? Lan. Yani tüber var burada. Tüber çöl. Çöl tüber. Bu da çöl. Ama burada float plain vardı. Orada ondan dolayı bol bol yemek çıkıyor. Şimdi nereye alıyor bu? Dandik yere alıyormuş. Hay Allah cezanı vermesin. Yapay zeka. Her zaman yapay zeka ya. Yapacak bir şey yok. Şunu mu alsak? Al. Titanyum'u aldım. İşçiyi de oraya gönderiyorum. Paramız az aslında. Şimdi azizim ne diyeyim ben sağ. Elim biyolojiyi aldık. Şimdi şey yapalım. Bence genetik mapping'e gidebiliriz. Buna Alien Preserve. He, hakikaten bak kültür sağlıyor bunlar. Oğlum danışmanlar suskun ya. Çok suskun. Bu ne diye. Mühendisliği aç diyor bana bir tanesi. Ha, öbürü de bunu aç diyor. Saçmalıyorsun yani. Saçmalamıyorsun değil. Saçmalıyorsun. Burayı niye açayım abi? Ben süprümeseye gitmiyorum ki. Ayrıca otoplant da artık eskisi kadar cazip değil. Yok abi ben şeyi açacağım. Genetik mapping'i açalım diyorum. Böylece Purity'de bir adım atarız. Purity'nin birinci seviyesi. Aa, evet. Savunmada 2 kat güçlü. Bak onu hala elde edememişiz. Purity'de bir seviye atlayalım. Ayrıca bu Gene Vault denen dünya harikası var. Onu yapacağız. Arkasından aslında isterseniz şu da güzel. Ha, şuradaydım. Şu computing'i açtıktan sonra ki henüz biraz pahalı, biraz ucuzlasın da ondan sonra. Yani tabii fiyatı azalmıyor da bizim bilim puanımız artınca tur sayısı azalıyor. Bunu açtıktan sonra şurada şey var, network var. Onu yapmıyoruz. 185'e üretim. Onu yapmıyoruz. Hemen arkasından şu teknolojiyi de açıyoruz. Master kontrolü yapıyoruz. Master kontrol 225'e. Bunu yapınca zaten otomatikman bir network geliyor kafadan. Bedavadan network geliyor. Yani fiyatları birbirine yakın ya. 185'e network yapacağım ama 225'e master kontrol yapıyorum. Hem bu dünya harikasının özelliğini alıyorum, kazanıyorum. Hem de arkasına network da gelmiş oluyor. Bu biraz uzun hikaye. Bu biraz ikisini birden açmak çok uzar da. Neyse. Bir ara bunu da açalım da belki şey işimize yarayabilir. Bu arada bir şey fark ettim. Son gelen patch'ten sonra şu teknoloji grubu tamamen Harmony'ye yönelik bir teknoloji grubu olmuş. Görüyor musunuz? Xenomass ile alakalı, miyazma ekleme ile alakalı. Daha sonra işte Harmony Infinity'si almak, 2 tane bin Harmony binası falan filan. Her şey Harmony ile alakalı. O yüzden buraya hiç dokunmayacağız eğer Purity'ye gitmeye devam edersek. Şimdi genetik mapping'i seçtim. Bir Purity alalım diyerekten bir de Gene Vault dünya arkasını yapacağız. Hadi bakalım. Heh, bir tane daha upgrade geldi. Ranger'a bir upgrade gelmiş. Aynı iyileşme mi yoksa saldırı mı? Pardon, yok savunma diyor. Ranger'da karşı savunma. Bence savunma daha iyidir ya. Savunma daha iyidir. Yoksa iyileşme mi olsun? Artı 5 iyileşme. Yok yok savunmayı seçtim. Hadi. Daha da başka bir şey yok. Tamam. Dur. Ha bu arada Expedition nerede kaldı ya? 262. Ha beni kınadılar. Valla ilk defa bu şekilde agresif gidiyorum. Bakalım ne olacak. Hayır, hayır, hayır olsun. Peki diyeyim. Ne diyeyim? Beni kınadınız demek.
Ha. Yani City Connection Established diyor. Para geliyor mu bundan? Evet, biraz geldi. Evet, şimdi dediğim gibi buradan gittik biraz. Şunu alabilirim ama ben diyorum ki artık bir ufaktan savaş tarzı bir şeyler olabilir. Uzaylılarla falan filan. Bunu açabiliriz. Bunu açarsam bunu da açarım demektir. Hemen arkasından. Bedava gelecek ya. Ya da bunu açalım. Evet. Evet, bence bunu açalım. Arkasından bedavayla bunu açarız. Tamam, öyle yapıyorum. Gelen bedava. Gelen bedavadan şuna bir dakika bakayım. Belki başka bir fikir gelir aklımıza. Evet. Şu ekstra enerji verecek. Ama bu da ekstra sağlık. He. Tamam, bunu açıyorum ya. Bu %5 güç kazandırıyor birimlere. Bu kanyondan geçemiyorum değil mi? Düz gideceğim mecburen. Ama bir tur sonra zaten orayı keşfetmiş olacağız. Seni bir yere gönderdim ama neyse, kendin git. Ne, kaç turum kaldı? 3 tur. Sabırsızım galiba ya, dur. Nerede? Şuradaydı değil mi? Kaç turum kaldı? Ha, 1. Hadi ver bakalım, ne görüyorsun? Manticore mu? Yapma be. En sevmediğim uzaylı çeşidi. Bunu hiçbir yere götüremeyeceğiz. Bu kıtada böyle mal mal kalacak. Aa, bak burada ne varmış? Derelict. Şimdi oraya gideriz. İyi abi. Bir tane askerimiz oldu. Manticore. Ama başka kıtada. Drone olduğu zaman, drone uçanlar var ya, onlara drone deniyor. Drone olduğu zaman süper oluyor. Çünkü lan Mandıra şehir kurmuş oraya. Ulan Mandıra kurmuş oraya sanki. Ya ben anlamıyorum. Bu adamlar nereden buluyorlar? Hay, Vivarium bitti. Ne çabuk. Süper. Ultrasonic Fence. Miasmic Repulsor. Yok abi. Miasmic'e boş ver şimdi de. Kolonist yapmak isterdim ama kuracak yer yok ya. Henüz buraları göremedik. Ama kolonist için de erken henüz. Ben de Cyton Nursery falan. Tamam, Ultrasonic Fence. Bir dakika, kaç tur? He, 4-5. Cyton Nursery'yi seçtim. Abi ben buraya ticaret yolu gönderiyorum ama ben faydalandığından emin değilim buranın ya. Niye 25 tur diyorsun sen? Hakikaten gelmiyor buraya hiçbir şey. Allah Allah. Nerede abi bu ticaret yolları? Şuradan bakayım. Ayana gidiyor. Yani Ayana değil de bizim başkente mi geliyor bunlar? Bize saçma olmaz mı? Hakikaten ya. Yo, bir dakika. Ha evet evet, 8. 8 üre... Allah Allah. Ben abi buraya gönderiyorum. Demek ki onun mekanizmasını değiştirdiler galiba. Neyse, onu görürüz biraz ileride. Göreceğiz bakalım. That your colony appears to be quite puny. Ha, benle dalga geçiyor aklı sıra. Sen ne yapıyorsun ya? Sen. Seni var ya. Kafanı kırarım bak. Ulan niye oraya şehir kurdunuz ki? Ben ne güzel gidip şey yapacaktım. Keşif yapacaktım. Tamam, sen gel yine şehrin oralara. Ha, ayağım büyüdü. Ayağım beyan. Allah Allah. Allah Allah. 28. Resetlersem 24. Çok bir şey değişmiyor ama yemek çok değişiyor. O yüzden böyle kalsın daha iyi. Orası büyümek üzere zaten. Ulan burası hiç faydalanmıyor ya, hayret ettim ya. Ben aslında burası faydalansın diye gönderdim halbuki. Ne geldi? Progenitor Ruins. Ne getirdi lan?
Aa, bedava Affinity verdi. Why? Burada iki tane şey var ama bu heriflerle aramız bozulacak şimdi. Ya işte böyle. Ulan Manticore, ulan Manticore, ulan en sevmediğim bu uzaylı çeşidi. Bir adım gidebiliyorlar ya. Halbuki drone olsa 4 adım gidiyor ya. Muhteşem bir şey dronelar. Burada maden yapıyorum. Ha, bu bitti. Ben bakıyorum ama anlamadan bakıyorum ya. Acayip bir durum. Şimdi ben burada ikisinden birini alayım. Ya düşmüş olan bir uzay aracı var, onu alayım ya da Derelict Settlement. Lan hangisi ne getiriyordu acaba ya? Ben bunu bir keresinde araştırmıştım. Her biri bir şey getiriyor. Kendine has bir şey getiriyor. Bakayım şurada bir yere yazmıştım galiba ya. Dur, görebilirsem hemen söyleyeyim. Dur. Buldum. Şimdi ya her ikisi de standart hani bilim puanı, kültür bir şeyler verebiliyor. O ayrı. Ama Derelict Settlement'ten Outpost yani bir şehir çıkabiliyor. Ya da pardon. Ha yok yok yok. Derelict Settlement'ın anlamı bu. Eski bir şehir kalıntısı. Tamam. Oradan ne çıktığı belli değil. Onu öğrenememişim. Buradan anladığım kadarıyla diğerindense o uydu gelebiliyor işte. O zaman abi buradan sadece puan muan bir şeyler geliyor. Ben uyduya gideyim. Uyduya gidelim. Tamam, hadi uyduya gidelim. Yani belki bir faydası olur. Buradan bunu keşfettik. Şimdi gezmeye devam. Bakarsın burada da bir şeyler çıkar. Yani bu adam gelmiş zaten buraya. Şöyle gel bakalım. Buraya kadar çıkacaksın. Tamam. Free Affinity Level diyor. Şimdi gel neyi seçelim karar verelim. Valla şaka maka Harmony'de 2 gittik ya. Şimdi ben bunu da seçersem 3 olacak belki de. Ama yani 3 zaten her halükarda gelecek. Onu söyleyeyim ben size. O yüzden Purity şu anda ön planda benim için. Purity. Purity 1. Evet. Seçiyorum. Seçiyorum. Seç. Dur. Vazgeçtim. Heyecan olsun. Ya Xenomass olsaydı etrafta bol miktarda, bu kadar bol miktarda Xenomass'ı tercih ederdim ama yani Xenomass'ı diyorum. Harmony'yi tercih ederdim ama etrafta daha ziyade bak mesela bizim burada 9 Froststone'umuz buradaysa 3 burada, 10 burada, 13 daha Froststone'umuz var. Hatta burada 2 tane daha varmış. Onu da sayarsak iyice ne bol oluyor. Ama Xenomass miktarı çok az. Bence gidelim ya Purity. Tamam. Purity. How much? Artık yolumuz bu. Explorer'lar da artık savunmadayken 2 kat daha güçlü olacak. Açık söylemek gerekirse ben tabii ki Harmony'yi daha çok seviyorum ama yani biraz da mantıklı davranmak lazım. Bu ne? 3. Yani birazcık Xenomass var işte. Ama çok değil. Elimizde değil şu anda. Hani garanti olanları ben tercih etmeyi istiyorum. Bence. Evet. Bunu dedik alalım. Neden böyle tercih ettim biliyor musun? Neden ikisinden birini? Çünkü birini aldıktan sonra diğerini almayacağım. Mandıra bana itiraz edecek. Mandıra ile dostuz ya, aramız bari bunlarla bozulmasın. Bunlara diyeceğim ki kusura bakma diyeceğim. Bir daha da bunu çıkartmayacağız. O sebepten dolayı. 5 tur. 5 tur, 5 tur. Dur, devam. Ay Manticore senin var ya. Manticore nereden çıktın sen ya? Bence şunu geliştirelim. Belki bir faydası olur bize. Artı 2 yemek. İdare eder. Aa Xenomass. Hem de 7 tane. Bak Xenomass bölgesi burasıymış anlaşılan. Bak, bunları bilmiyorduk tabii. Bir tur daha.
Burası uzaylı kaynıyor ama buralara bir asker masker gönderip savaşmamamız artık gerekecek. Neymiş? Vivarium'dan bir yemek daha mı gelsin yoksa bir puan şey puan mı? Ne denirdi ona? Araştırma puan mı? Bilim puanı mı? Vivarium. Artık çöllerden ekstra hiç yemek çıkmayan yerlerden bir yemek çıkıyor. Bu güzel. En azından boş değil. O da bir şeydir. Şurası da tek yemekti sanırım. Şimdi artık iki yemek çıkıyor değil mi? Vivarium geldiği için. Evet. Çöllerden bir yemek. Anlaşıldı. Ekstra bir yemek mi yoksa ekstra bir bilim puanı mı? Bence Vivarium zaten yemek binası olduğu için bizim şeyimizi, prensibimizi bozmayalım. Hangi bina, hangi özelliği daha ziyade ağırlık veriyorsa o özelliği daha da güçlendiririm. Böylece o binalar bütün şehirlerde sırf o işe yarasın. O yüzden yemek binasına yemek kasıyorum. Sağlık binasına sağlık kasıyorum. Evet, haklısın yani. Bu tavsiye doğru. Ama şu anda kolonisti yaparsam nereye gönderirim ona bakmak lazım. Aslında bura keşfedilmeye başladı. Tam vakti. Evet, kolonist. Bu ne? Gel bakalım. Bir adım böyle gel. Allah, uzaylılar. Uzaylılar. Ya saldırı yemeyeceğimize emin olsam. Burası tepe mi? Evet. Artık Purity'de bir seviyeye geldiğimize göre savunmada bizim bunlar bir adım daha güçlüler. Şuradan geçiş var mı? Yok. Sen burada bir iyileş. Sonra bakarız senin icabına. Bir tur daha. İyi, saldırı yemedik. Şu kalabalığı bir keşfetsem. Gel böyle. Allah! Bak işte böyle gelmeyeceğim. Pod da bulduk. Oo, süper. Neden süper biliyor musun? Çünkü 3 tane pod bulmam gerekiyordu oyunun başından beridir. Ben hala 2'deyim. Çok rezil bir durum ya. 2'deyiz ya hala. Şöyle nasıl gelsem ya bilemedim. Gel böyle. Manticore, sen bir yere gidemeyeceksin. Geri gel. Bu tarafa doğru git. Manticore en azından biraz keşfetsin bu. Burayı bitirene kadar. Lan 3 turda hiçbir şey keşfedemez ki. Lan Manticore bu nedir ya? Bir drone gelmedi ya. Bir şansımız iyi gidemedi bu konuda. Drone gelse var ya uff. Ne uçardı o, ne gezerdi. Tamam onu da ben sanırım karşıya geçiremiyoruz. Ama olsun. Alo, ne işin var senin burada? İyi, saldırı yemedik. Nest neredeydi? Ben şimdi saçmalamayayım da oraya gideyim. Ha, pod. Risk alıp podu alsam mı acaba? Çünkü saldırı yeriz o zaman. Ama burada çok kalabalık ya. İşte denize açılıyorum. Sen burada bekle ya. Evet, sen keşfedeceksin de biz de göreceğiz. Dur abi, burada da nest varmış ya. Çok yanaşırsam saldırı yeriz. Ama bu güçlü şu anda ya, buna hiçbir şey olmaz. Gel. Hayır. Ya arkadaş, görmediğim alana niye saldırayım ben ya? Al işte, şimdi de agresif olduk. Bir de uzaylılar ekstradan saldırı yapacaklar bize. Bu ne? Oğlum savaş çıkmış, haberim yok. Vay. Benim bu sevmediğim bu tip Çinlilere savaş açmış. Ruslar Çinlilere savaş açmış. Hadi Çinliler, bastır. Askeri güçlere hemen bakalım. Bugünler için info addict'i tutuyoruz tabii. Değil mi? Askeri güç. Hadi be. Tabi zaten savaş açan mutlaka daha güçlüdür. Bu arada bizim gücümüz de iyi. Toparladık yani biraz. Yine sonuncuyum ama toparladık yine de.
gücümüzü oluşturan önemli bir rakam. Mesela buradaki 20'nin 5'i muhtemelen Manticore'dan geliyordur. O da uzaklarda bir yerde. Gelme ihtimali de yok. Biz yine askeri gücümüzü biraz arttırırsak iyi olur. Bizim buraya şehir kurmak gibi bir şansımız var mı acaba ya? Tamam, neyse. O podu alacağız arkadaşlar. Ben bunu feda edebilirim belki. İki modülü kullandım zaten. Bunu çıkalım. Saldırı da yersek yiyelim. Ne yapalım? Ama eğer şöyle bir imkan olursa... Ha bak, saldırı yiyoruz ya. Bak, ikisi birden saldırırsa benimki ölür. Bu neydi be? Bir istasyon. Ne bu? Babil. Yeni Babil. Ha, buraya kuruldu Yeni Babil. Şu nesli alalım mı ya? Ben sanırım bu ikisini de feda edeceğim bu gidişle. Ben bu nesli alıyorum. Hoppa, 25 enerji. Daha fazla, bana farklı bir şey verseydi ya. 25 enerji az. Şöyle bu bölgeyi görmek istiyorum da. Tamam, gördük. İnanılmaz bir keşif yapabiliyor bu Manticore. 80 üretim. Nereden? Haa, buradan geldi. Bak, gördün mü? Tamam, kusura bakma diyorum. Alttaki seçenek. Aramız iyi kalsın. Bunu da şey yapmıyorum bu sefer de. Böylece. Hadi. If you're going to rejigger an organism's... Evet. Purity'de ikinci seviyeye geldik. Manticore. Şimdi bunların yollarını ayıralım ki farklı farklı alanlara gitsinler. Ya iyi, hoş, güzeldi. Ben bunu nereye kurayım abi? Bak, burası güzel. Şu tepe. Ha, bir dakika. Burada... Haa, jeotermal varmış. Jeotermalin üstüne kuramıyor muyum ya? Kursam ne olur? Güzel olurdu ya. Şöyle yapsak mesela. Şuraya kursam. O da güzel olurmuş. Bu argilerin hepsini alırız buraya kursam. He, şöyle mesela. Ama en güzeli böyle olurdu herhalde, değil mi? Şu zinomasi de alırdık. Ama iki zinomasi zaten, ondan bir şey olmaz. Şöyle yapalım, bir algi feda edelim. Şurası nasıl? Yok, iki algi gider bu durumda. Algiler iyi yemek getiriyor, o yüzden. İki tane jeotermal kaynak var burada. Bunlar ama ekstra enerji getiriyor. Bu bilim getirecek, firaksitler. Peki, başka? Ya bizim süremiz dolu değil mi? Ben en iyisi bunu şey yapayım. Şöyle bir bakınayım etrafa. Bir dahaki bölümde karar verelim bunun nereye kurulacağına. Bu tarafa da çok fazla yanaşamayacağım. Bu Allah'ın cezası istasyon. Bir yoktan var oldu birdenbire burada. Halbuki mesela şu istasyonun olduğu yer mesela gayet güzel bir yer. Ha, bir de şurası var değil mi? Şuralar yani, şu bölge. Bu bölge de gayet güzel. Mesela şurası nasıl olur? Evet, fena değil. Ama dur, ben şimdi karar vermiyorum. Sizi de merakta bırakıyorum. Böyle bir şey yapayım, yapasım geldi şimdi. Kötü gülüş. Tamam. Polinis. Geç bunu. Başka ne var? Aa, bu ölmedi lan. Kodu alalım. Hadi bakalım. En azından görev yaptık. 65 bilim puanı. Çok güzel. Oo. Bu da görevden geldi galiba. Evet. Yo, biri poddan, biri görevden geliyor. Nerede? Ona. Ne yaptım ben? Nereye gitti bu puanlar? 16'sı buraya. Yapma be, hepsine dağılmış. Allah cezanı vermesin. Keşke seçmiş olsaydım birini. Aha. Olmadı be abi. Olmadı. Olmadı böyle ya. Tamam, ne alalım? Ne alalım? Bunu aldık. Computing'e geçebiliriz artık. Oradan da aşağıdakini seçeriz muhtemelen. Sonra yani aynı o planım vardı yani, onu yapmak için. Ama mühendislik de belki aradan çıkartılabilir. Bilim danışmanımız onu söylüyor. Bu combat rover yapmamızı sağlar. Bu da bizim için faydalı olacaktır. Yani devamı önemli değil ama
Combat Rover faydalı. Tamam, önce bunu yapalım. Arkasından Computing, arkasından Autonomous Systems falan filan. Şimdilik böyle. Sen kaçabiliyorsun. Haa, iyiymiş. Tamam. Kaçma olayını da sonra yaparız. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.